Merhabalar. Bu videomuzda milli ekonomi üzerinde konuşacağız. Eğer kendi üretmiyorsan, tarımdan, hayvancılıktan, sanayiden, yani yaşamın her alanından üretmiyorsan, dışarıya köle olursun. Eğer üretim yoksa elindeki paranın hiçbir değeri yoktur. Bugün bankaların depolarından, mahzenlerinden tonlarca para biriktir, altın biriktir, depolara kitle. O paranın topluma, vatana, insanlığa hiçbir faydası, hiçbir katkısı yoktur. Ondan dolayı baştan üretim, üreteceksin. Tarım, hayvancılık, sanayi, fabrika daima üreterek ortaya bir ürün sunacaksın. Eğer piyasada şeker yoksa, tuz yoksa, yağ yoksa, et yoksa, süt yoksa, peynir yoksa, istediği kadar bir çuval paran olsun, nasıl alacaksın? Hayat bağlılaşır. Ekonomik kriz olur. Dışarıya borçlu kalırsın. Dışarıdan aldığın zaman dışarıdaki üretici zenginleşir. İçerideki halkın, vatandaşın yoksullaşır. Ondan dolayı milli ekonomi modeline önem vermek lazım. Kendi yatırımcılarına, üreticilerine destek sunmalı. Hayvancılığın daha gelişmesi için hayvancılığa destek vereceksin. Koyun, keçi, büyükbaş hayvanlar, büyük çiftlikler kuracaksın. Tarım, buğday, arpa, tarımda daha iyi verim alabilmek için çiftçiye destek vereceksin. Gerekirse mazotu ücretsiz vereceksin, gübreyi ücretsiz vereceksin. Tarımda daha iyi verim alabilmek için. Çiftçinin ürettiği ürünlerini dışarıya pazarlamak için bu konuda devlet ön ayak olmalı. Yani çiftçinin elindeki mal kalmamalı. Ürünü dışarıya satmalı. Bu şekilde içeriye para akışı olur. İkincisi, bankaların depolarında para biriktirmek vatana ihanettir. Bankanın deposunda, sandıklarında kitlenen para toplama bir faydası yok. O zaman ne yapacaksın? Vatandaşa para vereceksin. Vatandaşlık maaşı olmalı. Bütün insanlar bir vatandaşlık maaşı almalıdır. Tüketici maaş. O parayla gideceksin bakkala, markete gideceksin, alışveriş yapacaksın. Pazara gideceksin, alışveriş yapacaksın. Şimdi vatandaşta para yoksa o nasıl gidecek marketten alışveriş yapacak? Fırına gidip ekmek alacak. Lokanta gidip bir güzel bir yemek yiyecek. Ya da kendi üzerine güzel bir üst bas elbise giyecek. Yani vatandaşın daha refah, daha mutlu, daha zengin, daha güzel bir yaşam için milli ekonomi modeli geçilmeli ve vatandaşa vatandaşlık maaşı olmalı. Hiç bir tane insan işsiz olmamalı. Yani sosyal devlet her ilde, vatanın her köşesinde fabrika açmalı, iş yerleri açmalı, iş sahaları açmalı. Hatta köylerde bile, köylere kadar sanayi gitmeli. Köylerde de küçük fabrikalar olmalı. Fabrika, hayvancılık, seracılık bu konuda destekler olmalıdır. Bunlar olmadığı sürece yoksulluk, sefalet olur. Yani yoksulluk, sefalet insanın kaderi değildir. Sömürgeci kapitalist sisteminin sonucundan ortaya çıkan büyük bir yoksulluk, bir sefalet ve zengini daha zengin eden, fakiri daha fakir eden bir anlayış ortaya çıkar. Ama biz diyoruz ki daha adil, daha eşit, adil bir paylaşım. Zengin fakiri
az bir seviye indirmek, o aradaki derin boşluğu doldurmak, bütün insanları hemen hemen aynı seviyeye getirmek, adil bir yaşam bütün insanların hakkıdır. Çünkü bütün insanlar 9 aylık dünyaya gelmiştir. Hiçbir insan 10 aylık ve 8 aylık değildir. Hiçbir insan annenin karnında fakir ve zengin doğmamıştır. İlahi adalet adil bir şekilde bütün insanlar 9 aylık doğmuştur. Ama ne yazık ki yaşadığı ortamdaki kapitalist sisteminden dolayı kimi zengin, kimi yoksul. Yoksulluk, zenginlik kesinlikle insanların kaderi değildir. Sömürgeci kapitalist sisteminin sonucundan ortaya çıkmıştır. Şimdi Türkiye çok zengin bir ülkedir. Yer altıyla, yer üstüyle. Türkiye'nin yer altı definesi var. Maden var. Her türlü maden var. Değerli taşlar var. Yer üstüyle zengin. Zengin bir toprak arazisine sahip. Su kaynakları var. Botanik, çiçek, ağaç her alanda zengin bir kültüre sahiptir. Yüzlerce medeniyetler gelmiş geçmiş büyük bir kültür var. Kültür mozaiği var. Yatırım yapılırsa, eşit paylaşım olursa yoksulluk, işsizlik, sefalet ortada kalkar. Daha zengin, daha güçlü, daha iyi bir medeniyetler seviyesine gelmiş oluruz. Bunu zor bir şey değil. Yeter ki adil bir sistem olsun. Eşit, açgözlülük olmamalı. Bütün insanlar eşit seviyede bir haklara sahip olması gerekiyor. Bugün işçilere askeri ücret köleliktir. İşçiye askeri ücret vermeyeceksin. Eğer bir insan ayda 30 bin lira maaş alıyorsa, biri de 3 bin 4 bin alıyorsa bu adalet midir sizce? Adalet değildir. Bu tarz sistem değişmeli. Daha adil, daha eşit. İnsanın onurunu koruyan bir sistem olmalı. Ondan dolayı kapitalist sisteminden vazgeçmelidir. Kapitalist sistem yıkıcıdır, kaosçudur, savaşçıdır. Kapitalist sistem yıkım getirir, yoksulluk getirir, sefalet getirir, gözyaşı getirir. Ondan dolayı kapitalist sisteminden, burjuva sömürgeci sisteminden terk etmemiz gerekiyor. Daha adil, eşit bir paylaşım. Dışarıya borçlanmadan daha özgür bir yaşam için milli ekonomi modeline geçmek elzemdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak dileğimle.